Bursa, Velez'den neden maç yapsın abi? Dostluk maçı Şükrü. Bizim Bataşan'ın eski takımı. O ayarlar. Sonra... Potito ilk maçında hat-trick yapıyor. Stat inliyor. Potito! 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 Sonra kamera babasına donuyor. Babası gururlu. Evladı sağda coşuyor. Goller goller üzerine atıyor. Babası sensin. Benim. Babası benim. Benim. Ya Potito babasına çekmiş, yeteneksizse, topa bile vuramıyorsa? Bitti. Potito'nun kariyeri bitti. Yok abi, kız evlat iyidir. Ya bak, çıkıntılık yapma Şahiyem. Her şeye maymun olur. Yani uşaklar, sizin anlayacağınız... bizim şirket sosyal medyada çok kötüymüş. Raporlarımız bunu gösteriyor. İrem bütün gün sosyal medyada ama tabii bunun şirkete bir faydası yok. İsmail Bey, ben anlaşayım bir sosyal medya ajansıyla. Çalışmaya başlayalım, toparlarız yani. Yok uşağım, öncelikle şirket çalışanları olarak bizim eğitim almamız lazım da. Ben bu yaştan sonra eğitim falan almam. Öyle deme Haluk uşağım. Senin bu uşaklara örnek olman lazım da. Kim verecek ki bize o eğitimi İsmail Bey? Vallahi bana birini önerdiler. Dalinde de çok iyi biriymiş. Yarın gelecek. Allah Allah. Kimmiş bu? Ben de tanımayırım. Ama dediler ki bu işte en iyisidir. Sen İrem Hanım'a da söyle uşağım. Yarın o da burada olsun. Tamam mı? Tamam, ben biraz sonra arar söylerim. Ama merak ettim bu adamı da. Kimmiş yani? Saçma sapan işler ya. Öyle deme Haluk uşağım. Sosyal medya her konuda çok iyi bir şeydir de. Anladım. İsmail Bey, bizim o taraklarda pek bezimiz yok. Haluk uşağım. Benim tek derdim satış pazarlama da. Ne diyorsun Meltem abla? Saçını, gözünü, her şeyini değiştirmiş mi? Evet, değiştirmiş. Yani Tutku resmen böyle gözünü, saçının rengini, modelini, ondan sonra tavırlarını, sesini. Hadi canım. Evet. Değiştirmiş olarak geldi tabii ismini de. Nasıl tanıştırdı kendini? Alev Aydoğan olarak. Ama ben bu arada hemen bir dedektiflik bürosuyla anlaştım. Bir araştırıyorlar bakalım Alev Aydoğan kim. Ya çok ilginç bir bilgiye ulaşmışlar. Ne? Bu şahsın 2016'dan önceye ait en ufak bir kaydı yok. Allah Allah, çok ilginç. Evet. Yani gelen bütün bilgiler son 2 seneye ait. O yüzden benim de kafam karıştı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O yüzden senden yardım istemek istedim. İyi yaptın Meltem abla ya. Ben bu kızdan kolay kolay kurtulamayacağımızı söylemiştim ama. Kimse inanmadı bana. Haklısın. Vallahi çok haklıymışsın yani. Of. Ya şöyle de bir durum var tabii. Tutku'nun Alev olmasından şüphelenen bir tek benim. Yani başka hiç kimse yok. Belki de... Yani öyle değil, ben öyle zannediyorum, günahını alıyorum. Sen hiç merak etme Meltem abla. Eğer Alev Tutku'ysa ben onu ortaya çıkarırım. Sen o işi bana bırak. Nasıl olacak o iş? Bak şimdi şöyle yapacağım. Telaşa mahal yok Şükrü. Erkek Potito'nun daha farklı kariyer planları da olabilir. Abi, benim içimden kız geçiyor. Kesme sözümü Şükrü. Bak Şükrü, baktın futbol topuyla ilgilenmiyor. Ne yapacaksın? Okula gider abi. Doktor olur, mühendis olur. Sen ne biçim babasın be? Sen acımıyor musun Potito'ya? Ne yapayım abi? İşte bu. O ne ya? Ben her şeyi düşündüm Şükrü. Şimdiden pop şarkıları dinletiyorsun evde. Anne karnında kulağa alışıyor. Hatice'nin karnında duyabilir mi? Duymaz mı? Potito dünyaya geldiği zaman ağlaması bile notayla olacak. Evde
odasında sürekli müzik dinleteceksin. Ya Şükrü, sana burada altın tepsiyle bir fırsat sunuyorum. Pardon, altın mikrofon mu? Yazdım abi. Ya anne, artık aç şu kapıyı lütfen. Aç diyorum sana, aç. Rahat bırakın beni. İstemiyorum, açma acaba. Kadriye anne, hadi gel Potito'nun patiğini örelim. Yarım kaldı. Hatice, patiğin sırası mı şimdi? Ya değil teyze, biz de biliyoruz da. Hani Potito'nun ismini duyunca çıkar diye düşündüm. He, çıkar. Sus. Anne. Anne bir ses ver bakayım, bir daha ses ver bakayım. Hadi çık. Kadriye anne. Gir. Arda Bey köftenizi getirdim. Getir, koy şöyle masaya. Buyurun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ben nasıl yiyeceğim bunu böyle? Çıkar şu paketi, çıkar. Alüminyumunu çıkar şunu. Çıkar. Çabuk ol biraz, çabuk. Kaybedecek vaktimiz yok. Hadi bakalım. Bir porsiyon mu? Bir. Hadi bakalım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen ben? Sen kim oluyorsun da bu soğuk köfteleri getirip benim böyle önüme koyuyorsun ha? Git ısıt şunları. Efendim gelirken soğudu herhalde. Öyle mi oldu? Gelirken hay Allah. Koskoca mutfağımız var. Git mutfakta ısıt öyle getir. Arda Bey ben bunu başka birine devretsem. Yani benim için öncelikli olarak envanteri çıkarmam. Envanter menvanter geç bunları. Senin öncelikli işlerini bu şirkette ben belirlerim. Şu anda öncelikli işi bu köfteler ısıtılacak. Git mutfağı ısıt öyle gel. Git git hemen git hemen ısıt. Sıcak sıcak buraya getir. Peki efendim ısıtıp getiriyorum. Sonra ne duruyorsun hadi. Hadi çabuk. Bak hala soğuyor köfteler. Tamam hallettim. Oh oh çok teşekkür ederim. Ay kedi olalı bir fare tuttun yani ha. Teşekkür ederim yani. Özlem çok teşekkür ederim yani. Ya biz sana burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Senin bana söylediğin şeye bak. Yok kediymişim de fare tutmuşum. Aşk konuşsun yani. Doğru tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sus tamam. Yok bir şey var. Önemli yalnız. Bu bizim tatil için biriktirdiğimiz bir para vardı. Oradan yolladım sana. Bana bunu ya eksiksiz yollaman lazım. Vallahi yani gönül duyarsa çok fena olur yani. Söyleyeyim yani Özlem. Ya yollayacağım dedim ya. Sen niye uzatıyorsun? Vıy 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 vıy. Bak uykumu getirdin. Öyle konuşa konuşa. Biz sus. Ha uykum geldi sadece. Müsaadenle sen yavaş yavaş git yani Özlem. Ha tamam. Özlem hadi gitsene artık sen. Ya tamam yolladım parayı Özlem yapma kurban olayım. Özlem bak Allah'ını seversen. Çok rica ediyorum. Ben geldim. Özlem de mi burada? Bir şey konuşması gerekiyormuş da. Geçerken iki dakika uğrayayım diye şey yaptı gönül. Hadi Özlem. Özlem. Niye mi uyuyor bu? Becerkek Özlem işte. Başladı yine uyumaya. Gitsin evinde uyusun ya. Niye burada uyuyor? Niye burada uyuyor? Ben onu diyorum. Niye burada uyuyor? Özlem hadi ne olursun ya. Uyumadan Özlem kurban olayım ne olursun. Ya ceddek Özlem işte. Bak bayıldı yine. O zaman ben şimdi arayıp çağırayım mı? Çağır Meltem abla gelsin bakalım. Alev Hanım tutkumuymuş değil miymiş öğrenelim. Tamam o zaman sen de şimdi kediyi al gel. Bizim bahçede bir tane kedi var ben hep besliyorum. Tamam. Oradan bir yakalı bir tanesi çok uysal hemen gelir yanına zaten. Tamam ben onu hemen alayım. Tamam ben de arıyorum. Ay inşallah gelir. Gelir inşallah. Eğer yalnız Alev tutkuysa kediden çok korkar. Hemen anlarız. Ay hadi bakalım tamam. Gidiyorum ben. Tamam. Aa Meltemciğim bu kadar peşime düşme ama. Beni tutarım.